Arkadaşlar herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Şimdi ben Kelowna'dayım. En son Kelowna'ya geldik şu an. Bir delivery yaptım Storage'da. Büyük bir deliveryydi. Çok sıcak. Gece 2'den beri hem sürüyorum hem çalışıyorum. Şu an saat burada 5. Yani 14-15 saattir çalışıyorum arkadaşlar. Bayağı yorgunum zaten. Halimden de görüyor olabilirsiniz. Videoyu niye açtım? Kelowna'da eskiden Toronto'da yaşayan çok sevdiğim bir abim var. Tarık abi. O buraya taşınmıştı birkaç yıl önce. Şimdi onu aradım. Dedim senin topraklarına geldim. Gel beni al. Ondan sonra dedi tamam dedi alacağım dedi. Ya Kelowna'da bile tanıdık var. Çok güzel bir şey. Bilmiyorum ya, özledim de bir de. Tarık abi de çok özledim. Gideceğiz, takılacağız, edeceğiz. Sonra beni girip tırıma bırakacak. Ben yatacağım. Yarın da bizim şirketin British Columbia asıl ana merkez deposuna gideceğim. Bu trailer'ı oraya bırakıp içindeki malları aktaracağız. Toronto'ya gelecek malları yükleyeceğiz. Sonra bir gün daha orada ekstradan yatacağım, kalacağım ki saatimi reset yapayım. Saat reset yaptıktan sonra yani 36 saatimi off duty'de gösterdikten sonra bana tekrardan bir 70 saat açılacak ve o 70 saatin 50 saatiyle ben tekrar Toronto'ya geri döneceğim. Buraya gelmek 50 saat, hatta 50'den de fazla sürdü. Böyle hep rush'taydım, böyle hep acele acele durmadan işte git o müşteriyi bırak, işte git hemen bir an önce oraya yetiş, buraya yetiş. Manyak manzaralar var. Çekemedim birçoğunu. Hepsini dönüşe sakladım. Dönüş yolumu da hep gündüz sürecek şekilde ayarlayacağım ki hep böyle kenarlara çekip o güzel manzaraları sizlere izleteceğim. Sadece görsel açıdan. Aha geldi Tarık abi. Adam adam. Adam geldi ya. Kral. Abi. Abi, vay. Abim ben. Sen ne yapıyorsun? Bravo. Hatıra gazı çekeyim dedim ya. Tarık abi bu arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, Vancouver'daki depomuz bu şekilde arkadaşlar. Sırlarımız, dorsellerimiz buralarda hep. Dışarıya çıkar bakarız birazdan. Tony abimiz de boyasını yapıyor trailer'ın. Son rötuşları. Güzel olmuş ama abi. Abi bu güzel, abi kapı mapı kırmızı mavi falan güzel olmuş. Güzel ya, bu güzel şey yani. Bunu geçen sene boyamıştık biz. Ha mavi derken şey, oraya bant çekmişsin. Çok güzel olmuş abi. Değil mi? Aynen. Kırmızıya ne güzel oldu hakikaten. Çok güzel oldu abi. Ama bunu yapmak bütün another story man. Ben sana touch up yani böyle. Abi bir şey diyeyim mi? Maviden daha güzel olacak. Bak ben buna mavi kafayı takayım. Daha güzel duracak bu. Vallahi güzel olacak. Mavi kafayı, yeşil kafayı yani geldin arabaya. Geldim arabaya. Bunu mu alacaksın? Onu, o benim araba abi. Kimse sürmüyor onu. O kendini. Benim değil de Apo abin de benim abi. Kimse sürmüyor benden başka. Evet, veriyorsun da bu şekilde. Dorsenin içinde mal var. O malları indireceğiz. Blanketlerimiz burada. Malzemelerimiz yukarıda bu tarafta. Malları istifleme, koyma bu şekilde oluyor arkadaşlar. Oda oda ayırıyoruz, takıyoruz. Sonra işte müşterinin kimliği falan filan. O da ayrı bir müşteri mesela, şu kadar bir parça. Onun haricinde şurası ayrı bir müşteri falan diye gidiyor. Burası küçük bir ofis. Bizim orası daha büyük. Ben de çok yorgunum ya. Bugün çok sıcak. Şimdi Apo abi bana arabasını verecek. Otel ayarlamışlar. Otele gideceğim. Belki bir şeyler çıkar buradan da. İşte bu işin de güzelliği bu. Çıkıp geziyorsunuz, görüyorsunuz. Yani Amerika'da gitmediğim çok az eyalet kaldı. Belki bir iki tane eyalet kaldı görmediğim. Kanada'da da yukarı taraflara gitmedim. Yellowknife'a falan. Ya da Alaska'ya falan gitmedim ama hemen hemen birçok yere de gittim. Hadi otele gidince görüşürüz o zaman. Arkadaşlar patron otel ayarladı, tır tamirde diye otele geldik. Otelde güzel bir otel. Havuzu mavuzu, cimi mimi her şey var. Şöyle Ramada oteli. İçerisi falan da güzel. Evet, otelimizde havuz mavuz, cimi mimi her şey varmış. Bakacağız şimdi. Girelim bakalım. Evet. Bayağı güzel duruyor. Koltuk moltuk, çarçurt. Fırınımız da var, yatağımız da var. Jim'de böyle arkadaşlar. Çok bir şey yok aslında ama koşu bandı var, dumbbell'lar var, bench var. Yeterli zaten ya. Burada çalışırız biraz. Evet arkadaşlar, dorsellerimiz burada. Kamyonlarımız orada. Bir tane de kamyon burada yeni. Ben bununla çıkacağım. Yarın sabah çıkacağız yola. Bakacağız. Yarın yollardayız. İki tane mal bırakacağım yolda. Getirdiğim dorseyi de takıyor şu an Apo abi.
Evet arkadaşlar, Vancouver Downtown tarafındayız. Şöyle bir kısaca bir göstereyim istedim sizlere. Kazlarımız meşhur biliyorsunuz. Kanada Goose kazları var ya, görüyor musunuz? Öyle geziyor. Kimse ellemiyor. Elleyene zaten para cezası var. Şöyle bir gidelim bakalım. Şunu bir kilitleyelim. Şurada da çok güzel bir tane Mercedes var. Şöyle bir gidelim bakalım, ne yapalım. Oğlum milletin önünde de çimden gidiyoruz ya. Böyle bir şey yok vallahi. Abi muhteşem gözüküyor yalnız var ya. Şu an herkes bana bakıyor. Çünkü çimden yürüyorum. Kanada'da böyle çimden yürümek yasak. Çok böyle sıra dışı insanlar sadece yapabiliyor. Bakın böyle yürüyüş yolu var. Arkadaşlar buraları Melih Gökçek yapmış. Yapay göl galiba burası. Şöyle biraz içerilere girelim bakalım neler var burada. Buraya ilk yerleşen aile kabilelerden biri bunlarmış. 1860 yılında gelmişler. Onları temsilen. Bizim Türkiye'de olsa bunu böyle söküp eve götürürlerdi galiba. Yok lan o kadar da şey değiliz ya. Götürürler miydi bilmiyorum. Şunlar güzelmiş ya. İşte Kızılderili kabilelerin simgeleri arkadaşlar. Onlar yaşıyormuş abi işte burada eskiden. İnsanlar da bakın herkes resim çekmeye gelmiş. Bunların totem yaptıkları tapınaklar. Buraya gelip böyle totemler yapıyorlar işte. Dualar, mualar. İlginç, değişik. Bu acaba neyin totemi arkadaşlar? Şuna... Bir de bu Kızılderililerin burunları biraz bize benziyorlar yani bizim Laz burunlarına. Bir bak mesela, şöyle yandan bir bakalım şunun burnuna. Bak şöyle bir Laz burnuluğu var ha. Ama lan dudakları büyük, zenci dudağı gibi baksana ha. Bu kazlar bizim burada Türkiye'de böyle gezecekler. Tamam oğlum tamam, sakin ol lan. Yaklaşmayacağım. Yaklaşma diyor yani. Baba görüyor musun? Süslü. Erkeklik yapacak ya. Hayvanları beslemek yasakmış arkadaşlar. $500 da cezası varmış. Bu kazlara dokunamıyorsunuz. Bunların dokunulmazlığı var bu ülkede. Kazlara dokunursanız hapis cezasına kadar. Yakalar, öldürür, keserseniz, eve götürürseniz çok fazla büyük cezaları var. Yaklaşık 1,5 saattir buradayız arkadaşlar. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Anlamaya çalışıyorum ama ambulanslar vesaire geldi, sirenleri kapatıp gittiler. Bir şeyler dönüyor ama bakalım ne olacak ya.
tane RV var tam şurada. O ne yapıyor orada bilmiyorum. Şu tır ne ayak onu da bilmiyoruz. Yani 1,5 saattir burada böyle bekliyoruz ya. Evet arkadaşlar, az önce gösterdiğim o RV ile o tanker vardı ya. Tanker kaza yapmış. RV'nin önü paramparça. Tankeri çeken çekici de traktör de mazot tankı patlamış. Her yer mazot olduğundan dolayı yolu temizliyorlar. Ve işte karşıdaki sırayı da göstereyim size. Karşıda da baksanıza abi. Dünyanın sırası var ya. Sırata nereye kadar gidiyor? Abo. Arkadaşlar bugün hatun bizi ağaç evine getirdi. Burada bir yerde bir ağaç evi varmış, bulacağız. Araba buradan sonrasına gitmiyor. Şuradan inersem araba resmen oturuyor aşağıya. Yani bu arabayla buraya gelmek gerçekten çok mantıklı bir hareket değildi. Bunu kabul ediyorum. Arabanın anası ağladı tozdan, pisten. Ama doğa olarak muhteşem bir yer. 2 gün burada takılacağız. Bakalım evi bulalım da önce bir. Bir gidelim, bir evi bulalım. Haber edeceğim ben size nasıl bir yer olduğunu. Zaten drone uçuracağız. İyice her yeri görmüş olacaksınız. Arkadaşlar, evin içi bu şekilde. Şöyle gösterelim. Evin içi bu şekilde. Buna ağaç ev deniliyor. Şurada merdiveni var. Merdivenle yukarıya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Burada böyle bir 2 kişilik yatağı var. Buradan düşme ihtimaliniz de var tabii. Ondan sonra aşağı katı var bir de bunların. Lan çok dar ya. Okay, I'll go down. Let me take a video so I can at least make it look like. Yeah, yeah, yeah. Because all my friends at work are going to be like, take videos. And then you go down. I mean, aşağı iniyorsunuz buradan arkadaşlar. Burada böyle bir duşakabin falan filan. I'm going to the car. Kapıyı açıyorsunuz. Direkt böyle bir ormanlık alan gibi arkadaşlar. Artık burada ayı mı çıkar, kurt mu kapar geceleri. Sakat bir yer ama buradan böyle bir yol var. Arkada böyle barbekü falan yapma yerleri var. Ondan sonracığıma burada odunlar var. Sonra buradan böyle aşağı iniyoruz sevgili dostlar. Şöyle bir alan. Yeşillikle, doğayla iç içesiniz. Sabah kalkıyorsun abi, geliyorsun, tamam mı? Çayını demliyorsun, kahvaltını yapıyorsun. Geliyorsun şurada. Şurada şöyle oturuyorsun abi. Suyun sesi, cıvıl cıvıl. Şurada da bir oturma yeri var. Geliyorsun burada böyle takılıyorsun. Şimdi bir drone uçuracağım. Drone'la bakalım. Nerelere gideceğiz drone'la? Nasıl bir yere gelmişiz? Siz de görün. Haydi bakalım.
arkadaşlar. Bugün de Niagara Falls'a geldik. Arkadaşlar burayı öyle bir yapmışlar ki gerçekten bir ormanın içindeymişsiniz gibi. Şurada da kelebek var bakın. Filler çok güzel yalnız ya. How do you like it so far? Nice. Şimşekler çakıyor arkadaşlar şu an. Bakın orada da bir tane gorilla var. Arkadaşlar böyle bir yer var. Şimdi buraya gireceğiz. Her yerde ayna var. Aynalardan yolu bulmaya çalışacağız. Ready? Yeah. Are you ready? No. I'd help you, but no feet. Sorry. Best of luck, though. Have you met Tiny? I think we were mermaid for each other. Come here. Don't you think I just look fantastic? No. No. Hey. Oh no. No. What? I'm not going in there. Is it scary? It's so dark, holy shit! Where are you? Oh! Oh, there's an animals! Are they moving? Don't accidentally enter a haunted house now. Don't you think I just look fantastic? Come on, Ashley, come here! Arkadaşlar şimdi Hatun'la burayı oynayacağız. O çizgilere değmeden kaçmaya çalışacağız. Bu kadar insan da dışarıdan bizi izleyecek. Evet arkadaşlar sizler için $30 bayıldım. Şuraya gireceğim şimdi. $30 para gitti yemin ediyorum. Ağlayacağım şimdi. Let's go. Oh my god. Arkadaşlar şu an bina o kadar yamuk duruyor ki. Şu an başım dönüyor. Ulan sanki bir deprem olmuş da. Yemek masası arkadaşlar bu gördüğünüz. Burası da salon. Ve televizyon da çalışıyor bu arada. Koltuk takımını buraya böyle koymuşlar. Ben olsam evi böyle dizayn etmezdim. Bunu karşıya bunun üstüne alırdım. Buraya da bir tane daha koltuk daha koyardım. Oha evin kapısı. Oh this is the bedroom. You want to take a selfie? Burası çocuk odası. Düşeceğim az daha. Çok yamuk duruyor. Çocuk odası burası da. Burası. You want to take a shower? Oh my god. You want to take a shower right here under? I mean, selfie. Şimdi biz diğer oyuna bakacağız ama diğer oyunu bulamıyoruz şu an. Aşkım, where is the other one? Let's go check other side of the Burger King. Orada da yan yatmış bir binayı görüyorsunuz. Ya çok eğlenceli bir yer aslında burası. Niagara Falls'a geldi mi buraya kesinlikle geleceksiniz arkadaşlar. Akbabayı görüyor musunuz? Valla bununla çok yorulduk. Oyunu hemen size anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi elinize böyle bir tane bir şey veriyorlar. M, A, Z, E harflerinin stamp buluyorsunuz. Stampların mesela bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Diğeri o kalede. Bir tanesi de
kalesiz bir yerde gizlenmişler. Böyle yolları buluyorsunuz. Bir girerken zaman gösteriyorsunuz. 2.57'de girmişim. Saat 3'ü 9 geçe çıkmışım. Yani bu 15-20 dakika sürmüş. You're here. Where are you? Come here. Did you find it? Come, I'll tell you. Where are you? Böyle oyunlar oynayabiliyorsunuz. Ya birbirinize yarışıyorsunuz ya da beraber bir team olup öyle yarışıyorsunuz. Başka gruplara karşı. Güzel bir yer ya. Güzel oyunlar var burada. Arkadaşlar, atölye yerine geldik. 80 tane jeton aldık. Şimdi gireceğiz. Teker teker burada oynayacağız oyunlardan. Oo, jackpot. Fazla böyle yürüyüş yerleri var arkadaşlar. Benim bir önceki videolarda zaten Niagara Falls'ı ailecek gezdiğimiz bir video var. Oradan görebilirsiniz ama bugün hava muhteşem. O yüzden bir daha çekmek istedim. Çok güzel hava var ya. Kanada, Amerika arkadaşlar. Karşı taraf Amerika. Arkadaşlar, Amerikalılar buradan böyle bota biniyorlar. Kanadalılar da bu tarafta. Buradan böyle büyük fazın olduğu yere gidiyorlar. Şimdi biz de oraya gideceğiz zaten, göreceksiniz. Çok kalabalık bugün ya. Hava çünkü çok güzel. Yapabiliyorsunuz burada geceleri. Çok güzel oluyor. Amerika'nın özel bir günü olduğu için havaya fişek patlatıyorlar karşı tarafta. O da güzel bir görsel falan yaptı yani bize, değil mi? Arkadaşlar, 53. kattayız. Biz 53. kattayız, daha da baksanıza. Oğlum acayip korkunç ya. Her an düşecek gibi. Toronto şehir merkezi arkadaşlar. Uf. Acayip korkunç. Evet arkadaşlar, şu an Amerika'dayız. Sınırı geçtik. Sınırda bir sorun çıkmadı. Pasaportunu gösterdiğiniz zaman eğer aşıları tamsa ve 3 aylıktan büyükse sınırdan geçebiliyorsunuz. Sıkıntı yok. Hatta sınırdan geçerken bizi X-ray dahi aldılar. Arabayı park ediyorsunuz. X-ray makinesiyle komple bir tarıyorlar. O arada da dışarıda bekliyorsunuz, bekleme salonunda. Orada bekledik. Bir sıkıntı çıkmadı. Şimdi tırda Cookie ile ilk gecemiz. Koyun koyuna yatacağız. Yatacağız. Şu an oyun oynuyor. Dişleri daha yeni çıkıyor. Korkma tamam. Korkma, nasıl bakıyor bak. Nerede oyuncağın? Böyle bir oyuncağı var. Dişlerini kemirmesi için böyle ısırıyor bunu. O benim kuzum. O benim kuzum. Uş. Evet arkadaşlar. Cookie. Yat oğlum hadi. Yatalım mı? Hı? Cookie. Alabama'dayız şu an.
Florida'dan çıktık. Texas'a gidiyoruz. Austin'a. Düşeceksin gel. Gel oğlum dur burada. Koş. İlk defa çimlere çıktı. Şu an çok ilginç geliyor ona. Şu an truck stop'tayız. Tırları park ettiğimiz alan. Aferin oğlum ha. Tuvaletini de yaptı. Şimdi onu baba temizleyecek. Evet arkadaşlar yeni bir gün. Dünkü işi burada bitirdik. 1600 kubik fitte. Bu kadar boş alanımız var. Büyük ihtimalle bugünkü iş tahminimce 2600'e kadar belki gelir belki gelmez. İşte kutularımız burada. Şimdi buradan birkaç tane wardrobe alacağım. Şu büyük wardroblardan lazım. Şunlardan lazım bana. Neyse bir gelin evi göstereyim. Bugün full pack. Full pack dediğimiz iş gördüğümüz her şeyi biz sarıyoruz, bitiriyoruz. Her şeyi biz pack yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi müşteri var, müşterilerle konuşmayalım. Bakın mesela bir arkadaşımız mutfağı sarıyor. Mutfaktaki eşyaları biz paketliyoruz. Dolu. Mesela burası böyle. Burası bu şekilde. Gerçi burayı birazcık topladım bunlarla ama daha da var. Burada bir şey yok. Bu odada da fazla bir şey gitmiyor. Sadece şurası gidiyor. Şunları falan kutulayacağım. Şunları saracağız. Şunlar da olabildiğince o büyük wardrobe box'ların içine koyacağım. Elbiseler var. Bu elbiseleri falan alacağız edeceğiz. Şuraları toplayacağız. Evet burada da kutulama işlemi. Şu hızıyla çürüyor. Görüyorsunuz. Buradaki her şeyi kutulayamıyor. Yaklaşık bir 6 saatlik işimiz var burada. Evet merhaba arkadaşlar. Şu an Loves diye bir truck stop'tayız. Şöyle tellerle çevrili yerler var. Buraya getiriyorsunuz köpeklerinizi. Köpekleriniz burada oynuyor, ediyor, enerjisini atıyor, tuvaletini yapıyor. Ondan sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Yeah, do it nice. Come do these ones. Holy. Okay, let me turn it. Wait. Evet arkadaşlar, evimizdeyiz. Bir anda oğlum, bir anda Cookie takılıyoruz böyle. Ne oldu baba? Köpeğimiz bizimle beraber yaşıyor gördüğünüz gibi. Coming. Neyse arkadaşlar ben bir aile saadeti yaşıyorum. Görüşürüz bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.